sekerat acısını bir kere tattım. Kıyametin koptuğunu sandım. Kıyametin koptuğunu sandım. O hesap vermenin ve kıyametin dehşetinden saçım ağrıdı. Hz. İsa'nın tebliğini yaptığı demde o bölgede yaşayanlar diyorlar ki bize bir mucize göster. Bize bir mucize göster senin peygamber olduğuna inanalım. O da diyor ki Kur'an'da ayet var zaten bak çamuru üflüyorum diriliyor, ölüyü okuyorum diriliyor, hastanıza okuyorum alacalılar iyileşiyor. Fakat diyorlar ki bize bizim göreceğimiz bir mucize göster. Ve ondan sonra kendi aralarında düşünüyorlar, taşınıyorlar. Diyorlar ki Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'ın mezarı şu ileride. Diyelim ki Hazreti İsa onu diriltsin. Ve Hazreti İsa'ya söylüyor ki Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'ı dirilt, senin peygamber olduğuna iman edelim. Şimdi Hazreti İsa diyor ki nerede filanca yerde bir derede gidiyorlar ellerini alıyor Allah'ım ne olursun işte kudretin azametin hakkı için Hazreti Nuh'un oğlu Sam'ı dirilt ki bunları iman etsin. Hakikaten kabir yarılıyor. Saçı başı ağarmış birisi çıkıyor. Ve kalkar kalkmaz Hazreti İsa diyor ki sen kimsin? Ben diyor Nuh'un oğlu Sam'ım. Ben kimim diyor. Sen Allah'ın peygamberi ruhullah İsa'sın. iman ediyor. Ve ondan sonra oradakiler bunu görüyorlar ve hakikaten iman ediyorlar. Sonra Hazreti İsa diyor ki Sam'a, ey Sam diyor senin zamanda diyor insanların saçı ak olmazdı, siyah olurdu. Seninki niye böyle ak? Ey Allah'ın peygamberi benim saçım da siyahtı. Fakat sen beni diriltince kıyametin koptuğunu sandım, kıyametin koptuğunu sandım. O hesap vermenin ve kıyametin dehşetinden saçım ağardı. Şimdi kıyametin dehşeti insanın saçını ağartır. Ayet yevme yecelul vildane şiben çocukları ihtiyarlatan gün. Çocukları ihtiyarlatan gün kıyamet. Sonra Hz. İsa diyor ki ey İsa'm istersen aramızda biraz yaşa. İstersen dua edeyim yine kabrine gir. Ey Allah'ın peygamberi diyor. Sekerat acısını bir kere tattım. Vallahi bir kere daha tatmak istemiyorum. Ne olur diyor. Dua et ben tekrar kabrime gireyim. Dua ediyor kabrine giriyor. Ha buradan ne çıkartırız? Bir, ölüler de kıyameti bekliyor. Ölüler de kıyametin dehşetinden ürperiyor. Yani öyle bir gün ki çocukları ihtiyalatacak bir dem o kıyametin dehşeti. Ve bütün tanıdıklarımız, bütün ihtiyar olmuş dedelerimiz, ninelerimiz oraya doğru hızla gittiler, gidiyorlar. Ve biz de oraya doğru gidiyoruz. O zaman işte saçların ağaracağı, insanın evladından, evladın ana babasından kaçacağı o zaman dilimi için hazırlık yapmamız lazım. Bu dünyanın her şeyi fani. Bu dünyanın her şeyi geçici. Baki olan, ebede ait olan şeylerdir. Ebede ait olan değerlerdir. Allah vefat edince hepimizin geçeceği o kabir yolculuğuna hazırlığımızı kolaylaştırsın. Mahşer meydanında kolay hesap verebilen kullarından eylesin bizi ki onlar Rabbinden razı